Kişisel tehditliği bizim özellikle intikal halindeki birliklerimiz için çok ciddi sıkıntı yaratabiliyor. Bunu da çok yakın zamandaki sahadaki şeylerden görebiliyoruz. Onun için Burç'u kendi öz ARGE projemiz olarak geliştirdik. Burç aslında iki tane silah sistemi üzerine dayanıyor. Bir tanesi Sungur, bir tanesi de 20 milimetrelik makineli top. Bu iki silah sistemi de hem intikal halindeki hem de nokta hava savunma için özellikle birliklere yakın hava savunma desteği sağlayacak şekilde koordine edildi. Burç'un özelliği üzerindeki ISR radarlarıyla 360 derecelik bir yarı küre şeklindeki bir radar alanına sahip. Üzerindeki elektro-optik sistemle elektro-optik hedeflemeyi de sağlayabiliyor. Ve radar network'üne dahil oluyor. Komuta kontrol sistemleriyle haberleşebiliyor. İçerisinde sadece tamamen otonom veya komuta kontrol sisteminden gelecek olan hedeflere angaje olabilme yeteneği var. Bu yetenekleriyle aslında Burç'un çok dinamik, çok maliyet etkin bir şekilde hava savunma desteği sağlayacağını değerlendiriyoruz. Ve bu alanda da özellikle başta bizim kendi silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere hem ihracat potansiyeli yüksek hem de silahlı kuvvetlerimizin bu ihtiyacını en üst düzeyde karşılayacağını değerlendiriyoruz. Kısaca böyle özetlemek mümkün. Eğer sorularınız varsa yanıtlamak isterim açıkçası. Buyurun. Murat Bey, öncelikle 20 metre Gatling top neden tercih edildi? Yerli mi? Mesela 30 milimetre olsaydı drone dediniz ama dronelara karşı akıllı mühimmat 20 metrede yok. Dronelar için en küçük kalibre benim bildiğim 30 milimetre. Yani bu bir zafiyet yaratmayacak mı akıllı mühimmat? Hayır, şöyle aslında bunu tasarlarken biz kompakt bir tasarım olsun diye, büyük bir tasarım olmasın diye düşündük. Bu kadar bu platform üzerine aslında temel olarak yakına gelmiş olan dronları hedefliyoruz. Yani uzaktaki dronları değil. Bunun ana silah sistemi Sungur. Bir sonraki aşamada da Levent füzelerini de entegre ederek kabiliyetlerini artırmayı düşünüyoruz. Şu anda ana silah sistemi Sungur üzerinden hava savunma sağlayacak. Özellikle 8 kilometreye kadar yaklaşmış olan dronlara karşı. Ama özellikle kamikaze dronlar, küçük kamikaze dronlar, çok yakına kadar gelebilen dronlarla ilgili de 20 milimetre TR mekatronikim topu. Peki efendim şey şimdi mesela Stinger'e baktığımızda Stinger'in anti-drone ya da anti-İHA versiyonunun harp başlığı ve tapası değiştirilmişti. Ukrayna'da da görüyoruz fırlatılan menpesler küçük dronların yakınından geçiyor patlamada. Sungur'da bu tip kullanım için tapada falan bir değişiklik yapıldı mı? Sungur'un üzerine değişiklik yapılacak. Şu anda Sungur'un olan füzesini kullanıyor ama yapılacak. Hı. Ama bunun için özellikle Levent şu anda yakın hava savunma için Levent geliştirilmesi devam ediyor. O da entegre olacak inşallah. Tolga Özbek, merak ettiğim ISR radarı hangi şirketin ürünü? Bir de 8 kilometre menzilini biraz evvel söylediniz. Menzil konusunda iki silah açısından da bilgi verirseniz çok sevinirim. Aslında Sungur'un menzili. Sungur'un menzili 4 kilometreye kadar irtifada biliyorsunuz 8 kilometreye kadar bir koruma sağlıyor. Etkili menzili, ya bu sistemin tüm baktığımız zaman etkili menzili 8 kilometreye kadar diyebiliriz. Ama yarı küre bir radar algılama alanı olduğu için bu alanın içerisine girecek herhangi bir tehdidi etkisiz hale getirebilecek bir sistem. Tabi radar network'e entegre olduğunda algı şeyde şu anda 20 kilometreye kadar bir algı özellikle dronelar için olduğunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. Kaç kilometre falan? 20 kilometreye kadar hedefleri algılayabiliyor. Ama yakın gelecekte inşallah radar network'e çok daha uzak mesafelerden de hedef angajmanı yapabilecek. Üzerindeki elektro-optik sistem de 20 kilometreye kadar aslında havadaki tehditleri algılayabilecek kabiliyette. Elektro-optik sistemler ve radar, Roketsan ürünleri değil arkadaşlar. Onlarla ilgili bir esnekliğimiz var. Şu anda üzerinde kullandıklarımızı çok da zikretmek istemiyoruz çünkü değişebilir. Bunlar milli yerli olarak üretilen ürünler. Onlarla ilgili de entegrasyon çalışmaları devam ediyor.